Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu. Merhaba dostlar, bugün sizlerle birlikte oyunun yeni sezonunda yeni ödüller var ve ben de bugün sizlere onu göstereceğim. Yeni sezonun ödüllerinden birkaçı belli oldu bile ve bu videoda sizlere onları göstereceğim. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Hadi videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce eğer ki hala like atmadıysan bir tanecik like'ını alırım, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak da daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz. Peki bu ödüller neler derseniz hadi hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi ilk önce sizlere yeni sezonda verilecek olan çerçeveleri göstermek istiyorum. Bir tane böyle bir çerçevemiz var, bir tane böyle sütlü var, bir tane böyle şapkalı var, bir tane böyle yeşillikli var falan filan, bir tane böyle demir parmakımsı gibi bir tane çerçeve var. Daha sonra PMNC adlı bir tane çerçevemiz var, kırmızılı sarılı güzel olmuş bu da. Yani iyidir. Daha sonra bir tane böyle bant çerçevesi geliyor oyuna ve bunu büyük ihtimalle görevden alacağız. Yani nasıl, hani biliyorsunuz ki banlatıcı birilerine bir şeyler veriyordu ya, fotoğraf falan veriyordu. Şimdi bant çerçevesi verecek abi. Yani banlatmalardan sonra bu çerçeveyi elde edebileceksiniz. Şimdi ilk önce sizlere Royal Pass'ta bizlere verilecek olan RP kartını göstermek istiyorum. Bu RP kartının üstünde S1 logosu var, fakat bu SS1 logosu olarak geçecek. Hani PUBG Mobile demiş ki sezon 1. Sezonun sezonunun biri. Hani böyle bir mantık yürütmüş. Sezon sezon 1. Sezon sezon 2. Herhalde böyle Türkçe çevirirsek, ne bileyim, başka bir şey çıkmadı. Mesela bunun kartı bu şekilde olacak, tamam mı? Daha sonra 2C'ye geldiğimizde de böyle bir tane şey var. Bunun üstünde de 2 yazıyor. Mesela bu da misyon kart M2 diye geçiyor. Hani böyle bir tane kart verecekler. Yani RP kısmı bayağı bir değişik olacak. Sezon değişik olacak. Yeni sezon ne olacak ben de anlamıyorum. Daha sonra yeni sezonda bir tane böyle CYCLE1S1 taç olma çerçevemiz sanırsam ki bu. Taç olanlara böyle bir tane çerçeve verecekler. Yani çok değişik bir şey okunması da. Nasıl okunuyor lan bu, sayısal mı? Sayısal. Sayısal gibi oldu ama neyse, çok ders çalışmanın zararı abi. Böyle bir tane sayısal bir çerçevesi vereceklerimiz. Sayısal okuyamıyorum ama olsun, birinci çerçevemiz bu şekilde. Daha sonra as yine çıktığımızda ise böyle birazcık daha kırmızı sararmış bir çerçeve olacak ve bunun ismi de sayısal S1 as çerçevesi olacak. Yani hani bu ismimizin üstte duran var ya, şu an şurada hani oyunda kullandığımız var ya, bu çerçeveler bu hale geçecek. Daha sonrasında ise Fatih çerçevesi mi değil mi bilmiyorum ama bundan sonra iki tane daha çerçeve var sanırım. PUBG Mobile yeni ranklar getirecek ya da elmas ligiyle platin ligine de bu şeylerden getirecekler, çerçevelerden. Mesela bu çerçeve, hani ben Fatih olarak diyecektim ama Fatih gibi gözükmüyor. Çünkü bundan sonra iki tane daha çerçeve var. Yani hani işler birazcık karışık, sizlere biraz da onu da göstereyim. Mesela üçüncü çerçevemiz bu şekilde. Sonra dördüncü çerçeveye gelirsek böyle bir tane yeşilimsi sarımsı çerçeve var. Aynen. Dördüncü çerçeve, yani PUBG Mobile hani işte taç ol, as ol, Fatih ol çerçeve vereyim diyordu ya. Hani isim çerçevesi. Şimdi diyor ki böyle bir çerçeve daha vereceğim, bu da vereceğim, dördüncü çerçeve diyor ama hangi renkte vereceğini şu anlık söyleme. Büyük ihtimalle bu da oyuna yeni güncelleme geldiğinde buluruz. Bu arada hani dün dedim ya 700 MB beta güncelleme geldi. Beta her güncelleme geldiğinde oyunun yeni dosyalarına erişim geldiği için hani bu şeyleri sizlerle paylaşabiliyoruz. Daha sonra bir tane de böyle mor sarımsı bir çerçeve var. Bunu da hangi renge verecekler bilmiyorum. Ama bu çerçeve kırmızı bir çerçeve. Büyük ihtimalle yeni Fatih çerçevesi bu olacak. Tam bir emin değilim ama oyun bu sezon diyor ki sana 5 tane isim çerçevesi vereceğim. Nasıl alırsan al. Yani bu ranklara göre değişecek ama ranklar ne olacak? Hangi ranka verecekler? Yeni rank mı getirecekler? Eski ranklara şey mi getirecekler? O kısmı bilmiyorum. Ama bu şekilde bir şey hazırlamışlar. Ve daha sonrasında ise bir tane de böyle bir şey var. Bu da sayısal bir S1 diye bir tane avatar ve bunu da Fatih olanlara verecekler ama bu benim bir tık şeyime geldi. Acaba hani Aspiras 2 diye gidip bunu veriyorlardı ya, hani belki de Fatih 1, Fatih 2, Fatih 3 diye bir şey getirebilirler. Hani bu avatar değil gibi gözüküyor. Hani avatarla pek alakalı değil açıkçası. Hani böyle bir avatar verdiklerini düşünmüyorum ama avatar da olabilir. Yeni sezonda böyle bir şey var abi. Belki de Fatih'ten daha yüksek ranklar gelecek, onu bilmiyorum ama yani bilmiyorum. Yeni sezonda bir tane M1 avatarı verecekler yanlış bilmiyorsam, şu anlık fotoğrafı yine beta yüklenmediği için gösteremiyorum. Bir de M2 diye bir RP avatar fotoğrafı vereceklermiş. Yani M1 avatar frame, hani şu Elite Royal Pass var ya, bir de orada bir tane daha varmış. Sonra yine 2'ye geliyoruz, bir tane de orada varmış.
Evet, yeni sezon çok mantıklı arkadaşlar. Benim kafam yetmedi. Ve biliyorsunuz ki zaten N1'de geçen günkü videomda göstermiştim. N1'de Ulti'sini verecekler. Ayrıyeten ise sezon 1 Royal Pass'ında, yani artık adını ne koyacaklar bilmiyorum ama yani bizim anladığımız değil abi. Tek sezonu sezon 1, sezon 2 geldi, tamam mı? Sezon 1'de bir kırmızı set verecekler. Sonra sezon 2 gelecek ama bunlar tek sezonda gelecek ve İkinci kırmızı set verecekler sanırım. Bu şekilde mesela bunun ismi Night Stalker set diye bir set olacakmış. Daha sonra sezon 2'de Mariene Marauder diye bir tane set verecekler. Bu da aynı şekilde kırmızı bir set. Daha sonra birinci sezonda Tiddle Wargot diye bir tane set verecekler. Bu arada adlarını çevirmedim ama Türkçe geldiğinde bakarız. Sonuç olarak hani sezon 1'de böyle bir set gelecek. Daha sonra sezon 2'ye geldiğimizde ise Vabebrayak set diye bir tane set gelecek. Sonra sezon 2'ye bir de ayrıca Marine Predator set diye bir şey gelecek. Bu arada İngilizcem acayip güzel değil mi? Evet, bu İngilizce için şu anda bir tane like attım. Daha sonrası da ise sezon 2'de sizlere bir tane de M24 deseni verecekler ve bu M24 desenin ismi ise Marine Marauder diye bir tane M24 deseni. Yani güzel, severiz. Şimdi bu arada biliyorsunuz ki PUBG Royale RP'de ne yapar? Diğer sezon kullanmak için 500 puan verir ya. Bu sezon daha bir değişik yapacaklar. Hani UC'leri böldüler ya, aynı şekilde bunu da bölecekler. Mesela ilk başta 50 puan verecekler, tamam mı? Sonra birazcık vakit geçecek falan filan, 100 puan verecekler N1'de. Sonra gidecekler bir 200 puan verecekler N1'de, yani sezon 1'de. Daha sonra 250 puan verecekler, bu kadar. Hadi tek sezonda bu kadar parçaya bölüp verecekler. Sonra sezon 2 gelecek, M2 olarak adlandırmışlar bunu. Mesela 50 puan verecekler, 100 puan verecekler. Yine aynı şekilde böyle hani diğer sezon kullanmamız için puan verecekler. Sonra bu iş 200 puan olacak. Sonra bu da büyük ihtimalle 250'de bitecektir diye düşünüyorum. Aynen 250'de de bitti. Ondan sonra bir de sezon 3 var arkadaşlar. Araya bir de buradan sezon 3 giriyor. PUBG Mobile ne yapıyor ben de anlamıyorum ama şu an hani 3 sezon var. Yani burada 3. sezon logosunu görünce benim aklıma şey geldi. Dedim acaba PUBG Mobile sezonu 3'e mi bölecek? Hani yanlış bilgi de vermek istemiyorum ama şu anda hani beta'da bunların görselleri belliyse, yani PUBG Mobile'ın bunu yapma ihtimali de çok yüksek. Hani PUBG ne yapıyor bilmiyorum ya. 2 sezon kesin gelecek. 3. sezonda logosu var. Hani gelecek sezonun logosunu göstermek amaçlı koymuş olabilirler. Bir de bakmışsınız, belki de tek sezonda 3 sezonu birleştirecekler. Yani çok değişik şeyler olacak. Yine aynı şekilde de burada 50 puan da verecekler, 100 puan da verecekler, 150 puan vermeyecekler. Gene 200 verecekler. Sonra bir de 250 verecekler ve 3 tane değişik puan verecekler. Yani bilmiyorum, cidden çok değişik olacak. Bu arada bana kalırsa büyük ihtimalle şöyle olacak. 3. logosunun gözükme sebebini ben sizlere söyleyeyim. Şimdi sezon 1'de aldık ya. Sezon 2 gözükecek. Sezon 2'de alacağız. Sezon 3 gözükecek mantığı olabilir. Ya da tek sezonda 3 sezona kadar da birleştirebilirler. Ama yani ne kadar birleştirirler bilmiyorum. Daha sonra oyuna bir tane yükseltili bir M24 deseni gelecek. M24 desenimizin öldürme efekti ise bu şekilde. Yani güzel, hafif, orta, cafcaflı bir tane M24 desenimiz var. Yani güzel sayılır. Daha sonrasında ise Gilded Jade Dragon diye bir tane DP desenimiz gelecek. Ben bunu geçen gün sizlere zaten göstermiştim. Bunun ismi böyle, hatta Dragon ismini görecek ama bakken gelmiş demiştim yani, o kadar. Sonra bir tane de Gold Pride diye bir tane AKM desenimiz gelecek. AKM deseninin ölüm efekti ise bu şekilde. Yani ölüm efekti de bence güzel olmuş diye düşünüyorum açıkçası. Hani bir ara geçmişte AKM gelmişti. Azıcık hani onun renk tonunu alıp başta bir tane guru kafa koymuşlar, bu kadar. Daha sonra bir tane de UMP desenimiz var. UMP deseni ise hani böyle gördüğünüz şeyden yapmışlar ama bu hani çok sade böyle. Geçişte falan bir efekt yok bilmiyorum yani. Mesela herhalde UCM olsa bunu almak yerine M24'ü ya da AKM'yi alırdım. DP almam ya, DP o kadar çok kullanmıyorum. M4 güzel olabilir. Daha sonra biliyorsunuz ki oyuna bir tane 6 level yeni Akuma diye bir zırh gelecek. Onun da ölüm mesajını bilmeyen arkadaşlar varsa diye göstereyim. Bu şekilde bir ölüm mesajı olacak. Yani bence baya güzel olmuş. Su görseli geçmesi çok iyi. Yeni sezonun teması merak eden arkadaşlar için de bu şekilde göstereyim. Yani böyle bir temamız olacak. Yani güzel, arkaya tablo falan koymuşlar, iyi yani. Daha sonra oyuna yeni gelecek emojilerden birisi ise bu şekilde böyle bir tane daha setmesi var. Bu arada bir şey diyeyim mi?
bu Recep İvedik sahnesinde şeye benziyor hafiften. Bir de geri yatsaydı abi tam uydu diyecektim ama değil. RP sandığına gelecek ödülleri de zaten birkaç gün önce sizlere videomda göstermiştim. Hani yeni sezonda şu anlık bu kadar bilgi var. Yeni şeyler geldiğinde yine sizlerle birlikte paylaşacağım. Hani beta'ya güncelleme geldi mi bil ki yeni Royal Pass'la alakalı bir şeyler gelmiştir. Ben de onun videosunu çekiyorum demektir. Yani gelirse yine çekerim. Hani bu kısmı da merak edenler varsa diye koydum bu kısmı. Hani eski setleri tekrardan getirecekler gene RP sandığında. Klasik zaten bu. Daha sonra bir de bunun RP'nin ikinci sandığı oluyor. RP'nin ikinci sandığında da bu kırmızı seti vesaire hani tekrardan getirecekler. Bunu çıkartmak isteyen, kullanmak isteyen bayağı bir şey oldu. Bu arada bir şey diyeyim mi? Bu sezonun setleri bayağı kaliteliydi ya. Hani bu set falan var ya çok iyiydi kırmızı olan. Ve bugün de bu videoda sizlere yine yeni sezonda gelecek şeyleri gösterdim. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki PUBG videoda görüşmek üzere ve kaçıyorum. Bakalım artık yenisi ne zaman gelirse. Görüşürüz. Bay bay.